Evet, iyi günler herkese. Yeniden İntegral Yatırım'dan selamlar. Bundan öncesinde bir videomuz olmuştu. Borsada fırsat hisseleri diye. O epey bir izlendi, epey bir sevilen bir video oldu. Hatta biz de şunu söyledik, onun ikincisi de olacak. Çünkü tek bir videoya elbette ki fırsat hisseleri o kadar değil. Yani toplam 6 tane değil. O 6 tanenin ismini söylemeyeceğim. Merak edenler dönsünler, oradaki videoyu yeniden izlesinler. Elbette ki değil, daha da devam ediyor. O yüzden çok da vakit almadan hemen start vermek istiyorum ben. Birinci hissemiz hava yolları ile ilgili THY. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, hisse senedi oldukça uzun bir zamandır düşüyor. Hatta 2018 yılının sonundan itibaren neredeyse 20'leri buldu. 20'lerden aşağıya dek indi. 10-50'lere kadar indi. Hisse senedi hava yolları son bir yılda %35 düştü. Borsa endeksine göre relatif olarak söylersek %38'lik bir düşüş yaptı aslında. Oldukça ciddi bir düşüş oldu. Gerçi son bir yılda çok önemli bir borsa da yoktu. Böyle çok ciddi, çok güçlü bir endeks de yoktu. 2018 yılında özellikle çok daha zor bir endeks vardı. Ama ona rağmen hava yolları da buradan etkilendi. Ne oldu peki? Bu dönemde şirketin kâr marjlarında 8 puan birden düşüşler var. Bir kere bu önemli. 6 aylık bilançosunda 1,1 milyar zarar var. Şirket 2018 yılında 4 milyar net kar yazmıştı, biliyorsunuz. Net kar haricinde bizim yakından izlediğimiz esas faaliyet karı rakamları vardır. 2018 yılında 6,1 milyar lira esas faaliyet karı yapan firma, 2019 yılının 6 aylığında şu ana kadar 1 milyar TL'de zarar yazdı. Elbette ki bu şirketin pek çok hisse senedine de yansıdı ve düşüşler oldu. Bununla birlikte ayrıca yeni hava limanı açıldı. 31 Mart'ta biliyorsunuz Atatürk Hava Limanı'ndan yeni hava limanına bir aktarım yapıldı. Yeni hava limanı üzerine yapılan olumsuz spekülasyonlar hissede psikolojik bazı etkiler yarattı. Bu bence önemliydi. Maliyetler yükseldi, yakıt ve personel giderleri arttı. Bütün bunlar hava yollarının finansallarını olumsuz yönde etkiledi. Bunların dışında arkadaşlar çok fazla söylenmiyor ama şunu da ifade edelim. Yani dünyada havacılık sektörü zaten olumsuz bir yıl yaşıyor. Havacılık endeksinde zaten aşağı yukarı aynı şekilde düşüşler var. Havacılıkla ilgili şirket hisseleri dünyada çok olumlu bilançolar göstermedikleri gibi hisse senetleri de olumlu seyirler içerisinde değil. Bunların etkisiyle beraber bunlara ilave olarak şunu da söylemek lazım. Türk Hava Yolları ile ilgili dünyayı da çok yakından ilgilendiren Boeing 737 Max uçağının askıya alınması var. Bu hava yollarının uçuş hattında bir zayıflık yarattı. Türk Hava Yolları'nda 12 tane Boeing Max uçağı vardı. Haziran ayında da 12 adet daha alınacaktı. Bunların hepsi iptal edildi ve askıya alındı. Yani aslında normal hesaplarda 24 tane Boeing Max uçağı uçuş hatlarında olacakken birdenbire bunlar olmadı. Bu da tabii ki bilançoda olumsuzluk yaratan bir diğer faktör. Bütün bunların Türk Hava Yolları'nın fiyatında yansımış olduğunu söylemek mümkün. Mesela grafik şu anda benim de yani önümde. Sizler de baktığınız zaman bu mesela haftalıktır. Haftalık olarak şurayı izliyorsanız burası işte 2018'in sonları. Buradan itibaren çok ciddi bir düşüş var. Hala 22 haftalık yeşil çizgi onun çok altında aslında. Bunun da üzerine henüz yükselemedi. Yani hava yollarında hala aslında teknik olarak önemli bir sinyal de yok. Ancak bunu bizim söylemek istediğimiz şey şu. Bu olumsuz rüzgarlar dünyada sonsuza kadar bu şekilde esmeyecek. Her olumsuz bir sürecin sonu var. Yani her şeyin bir sonu var aslında. Her yükseliş sonsuza kadar sürmeyeceği gibi her düşüş de sonsuza kadar sürmeyecek. Ve bütün bunlar da fiyata da yansıtılmış olabilir. Dünyada daha iyi bir cycle oluşabilir ki oluşacak da. Bunun haricinde Boeing ile ilgili zararın tanzim edilmesi de var. Türkiye'nin böyle bir isteği var. Hafta sonu Amerika'da da bu konu gündemde oldu.
Böyle de bir istek var. Uçaklar yeniden teslim edilebilir. Uçuşlar yeniden başlayabilir. Bu takdirde işte ciddi bir şekilde hareketler olur. Yeni havalimanında taksi süresiyle ilgili olay 2020 yılının ilk çeyreğinde iki yeni pist devreye açılacak. Taksi maliyetlerinde %50 bir azalmadan bahsediliyor. Bütün bunlar üst üste bindiğinde Türk Hava Yolları'nda bu olumsuz günler bitip yerine yeni günler başladığında işte o zaman bu düşüşte yerini yükselişe bırakacak. %35 düştü, az değil. Türk Hava Yolları'nda bizim uzun vadeli hedefimiz 17 TL, o da şimdilik. Ama bilançolar düzelmeye başladığında, kar marjları artmaya başladığında muhtemelen bu hedef fiyatlamalar da 20 lira ve üzerine de revize edilebilir. Ve ona göre de Türk Hava Yolları'nın şu anda bile %100'lere yakın uzun vadeli, ama uzun vadeli bir yükseliş potansiyeli olabilir. Türkiye ve Amerika arasındaki bu ticaret 100 milyar dolarlık ticaret olayında niyet sözleşmesinde, niyet mektubunda sivil havacılığında çok önemli bir yeri var. Bu haliyle Türk Hava Yolları'nın biz uzun vadeli bir yatırım fırsatı olduğunu söylemek isteriz. İkinci hissemiz Ereğli. Ereğli'de açıkçası Amerika ile Çin arasında yaşanan bu vergi savaşları arkadaşlar tamamen emtiyalıları vurdu. Ereğli son bir yıllık dönem içerisinde %26.5 düştü. Borsaya göre relatif olarak da %30 düştü. Çelik fiyatları dünyada 2018 yılının ilk aylarında 1400 dolarken şu anda 900 seviyesinin aşağısına düştü. Şimdilerde bir miktar yukarı doğru yükseliyor. Yani bu çok önemli bir şeydi. Bununla beraber Ereğli'nin kar marjlarında 10 puana yakın düşüşler yaşandı. Net karı %11 azaldı. Faaliyet karı da %16 azaldı. 2019 yılının 6 aylık sonuçlarına göre. Ciro %25 arttı. O çok önemli değil. Kurun etkisi de var bunda, ama kar marjları bunlar bu şekilde düştü. Ereğli dünyanın ilk 12 çelik üreticisinden birisi arkadaşlar. Yani dünyada önemli bir pazarda yeri var. Üretimi çok çok önemli. Çok büyük bir yatırım. Yaklaşık 1 milyar liraya yakın net nakdi var. Borçluluk oranları da oldukça sağlam ve çok iyi de yönetilen bir firma. O yüzden %23'te ihracat yapıyor. Ve son olarak biliyorsunuz British Steel'in satın alınması için şu anda bir süreç var. Olur ya da olmaz bilmiyoruz, ama inorganik olarak bir büyüme elde etmiş olacak. British Steel son yıllarda cirosu aşağı doğru, karı aşağı doğru hareket eden bir şirket, ama Ereğli sahip olduğu bilgisiyle, birikimiyle bu firmaya yatırımlar yapacaktır ve verimli bir şekilde sokacaktır. Yani ileriki yıllarda Ereğli'nin bilançosuna bence buradan da önemli yansımalar olacağını tahmin ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu tarz firmalar şu an için kötü olabilir. Bu bir cycle'dır. Bunlar sonsuza kadar sürmeyecek. Yeniden rüzgarları esmeye başladığında Ereğli'de de gayet iyi finansal sonuçlar alacağız. Şu anda önümde Ereğli'ye ait şirket değeri bölü FAVÖK grafiği var. Ona baktığınız zaman en son seviyedeyken şu anda 2.80'lerde, işte burada izliyorsunuz. Tarihsel ortalamalarının çok çok altında. Yani neredeyse 5 çarpana sahipken şu anda 2.80 çarpana sahip. Yalnız dikkat ediyorsanız son 4 çeyrektir oldukça yatay bir çarpan var. Yani artık fiyat ben artık düştüm diye mesajlar veriyor olabilir. Gelecek çeyrekler için ve gelecek yıllar için oldukça güzel bir yatırım fırsatı olduğunu buradan da görmeniz mümkün. Rüzgar esmeye başlayıp işler açıldığında Ereğli'nin de şu anki fiyatının burada olmaması lazım. Hedefim 12 aylıkta 10.62 lira. Şu anki fiyata göre %54'lük bir yükselişe işaret ediyor. Tıpkı hava yollarında olduğu gibi bunda da, yani bilançolar güçlenmeye başladığında muhtemelen bu hedef fiyatlar da yukarı doğru hareket edecektir. Üçüncü hissemiz Aselsan. Çok üzdü biliyorum. 2017'de 46.82'ye kadar gitti. Kasım ayıydı. Oradan itibaren bir düşüş yaşadı ve halen daha düşüyor.
Son bir yılda da %26,5 düştü. Borsaya göre relatif olarak da %30 düştü. Peki ne oldu? Yani hadi mesela Ereğli'ye baktık, hava yollarına baktık. Bu süreç içerisinde kar marjları düşmüş, satış düşmüş, esas faaliyet karı düşmüş. Birisi zarar açıklamış da Aselsan'dan oldu. Bunların hiçbirisi olmadı. Aksine Aselsan cirosunu daha da arttırdı, karını daha da arttırdı. Kar marjları yatay aynı seviyelerini sürdürdü. Ben büyük ihtimalle burada bir hisse senedindeki yapılan işlemlerin, yani oradaki hareketlerin etkili olduğunu, olumsuz yönde etki olduğunu düşünüyorum. İkincisi, biliyorsunuz arkadaşlar, halka arz oldu Aselsan'da ve mevcut dolaşımdaki hisse sayısı iki misline yükseldi ve çok küçük yatırımcılara da gitti. Dolayısıyla bu hissenin seyrini oldukça olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Yani hisse senedinin şu ana kadarki yaşadığı olumsuz hareketlerin bilanço veya şirketle ilgili değil, şirket hisse senetleriyle ilgili olduğunu söylemek mümkün, ama bu böyle sürmeyecek. Yani Aselsan'ın şu anda halihazırda 10.2 milyar dolarlık bir bakiye siparişi var. Sadece 2019 yılında 1.8 milyar dolar yeni bir sipariş aldı. İhracatı çok düşük olan bir şirket, %8,5 seviyesinde, ama bunu giderek arttırmayı amaçlıyor. Çünkü tek geliri ağırlıklı olarak savunma sanayinden olan bir firma. Bunu da ihraç ettiği ülke sayısı şimdiden 64 tane ülkeye çıktı. Bunu da giderek yükseltiyor. O nedenle oldukça ucuz olduğunu söylemek mümkün. Piyasa çarpanları 10.6 seviyesinde, şirket fiyatının satışlar rasyosuna olan oranı. Bunun da geçmiş yıl ortalamaları 15'ler ve 16'larda. Bundan önceki bilançolarda alacağını alamıyor diye bir şey vardı, ama Temmuz ayında son 6 yılın en yüksek ortalamasının da üzerinde 690 milyon liralık alacağını da aldı. Bu da herhalde Aselsan için bundan sonraki süreç için daha iyi bir şey olabilir. Nakitlerinde bir artış olabilir. Nakit akışı 3. çeyrekte daha iyimser olabilir. Benim hedefim, 12 aylık hedefim 30 TL. Aselsan'da bunun artık biteceğini, bu andan itibaren Aselsan'ın, açıkçası şu anda grafik önümüzde izliyorsunuz, çok daha uygun bir ortamda olduğunu da söylemeliyiz. Yani fiyatın yeteri kadar düştüğünü düşünüyorum. Şu anda 20 liralarda %54 gibi bir artışa sahip, %53 gibi bir artışa sahip. Bu da uzun vadede güzel bir yatırım fırsatı veren bir başka şirketimiz. Bunu da söylemek istiyoruz, ama uzun vadeli yatırımcılar içindir bunlar. Yani burada bugün alayım, yarın satayım ya da 2 hafta, 3 hafta sonra satayım diye bu videoyu yapmıyorum. Bu video en az 1 yıl veya 1,5 yıl, hatta 2 yıla yakın kendini zorlayacak olanlar içindir. O yüzden bunu da söyleyeyim. 2 yıl için bile olsa bence %54 iyi bir rakam. Türkiye'de faizler giderek düşüyor. Onu da ifade edelim. Pınar Süt son bir şey şirketimiz, yeni bir firmamız. Orada da size öncelikle grafiğini bir açmak istiyorum. Orada hakikaten şöyle baktığınız zaman 20 liralardan 2015 yılında 20 liralardan 6 liralara kadar düşen bir süreç var. %72'lik bir düşüş bu. Çok ciddi. Bunda nelerin etkisi oldu? Birincisi, yıllık 80 milyon lira net kar eden firma şu anda 49-45 milyon lira kar eden bir şirket oldu. Bunda cirosunda bir düşüş olmadı. Cirosu yine yüksek, yıllık 1 milyar 200 milyon, 1 milyar 300 milyon lira ciro yaratma yeteneği halen daha sürüyor, ama kar marjları etkili oldu. Mesela bir örnek vereyim. 2014-2015 yıllarında brüt kar marjı %20'lere yakın, %18'lerdeyken şu anda %8'e kadar düşmüş vaziyette mesela. Bunda elbette ki artan maliyetler, sektörde tüketici güveninin son 2 yıldır, hatta son 3 yıldır düşüyor olması, bütün bunların oldukça ciddi etkileri oldu. Türkiye ekonomisinin de çok güçlü büyümeler sergilemiyor olması da bunda önemli etkiler oldu. Ama şunu söylemek istiyorum. Pınar Süt %13 ihracat yapıyor. 25 tane ülke ihracat yapan bir firma. Türkiye süt ihracatının %16'sını sadece Pınar Süt yapıyor. Süt ve süt ürünlerinde neredeyse pazar lideri. Pek çok üründe lider, pek çok üründe ikinci. Ambalajlı ürünlerde çok önemli bir yere sahip.
Çok ciddi bir yatırım var. Her yıl yaklaşık 60-64 milyon liralık bir yatırım yapıyor. Net karından fazla yatırımı var. Bakın dikkat edin. Bundan sonra son derece modern bir tesiste yatırım yapıyor ve sürekli Ar-Ge'ye yapmış olduğu yatırımlar verimlilik açısından şirkete her sene daha da eklemeler katıyor. Bu grafik bu şekilde sürmeyecektir diye düşünüyorum. Dün bildiğiniz gibi yeni ekonomi programı açıklandı. Orada dikkati çeken önemli şey özellikle 2020'de iç tüketimin desteklenmesi ve arttırılması. Şimdi bu durum Pınar Süt için daha çok önemli olacak. Çünkü iç tüketimin artması Pınar Süt'ün 2020 yılında daha iyi bir bilanço, hatta 2020 ve 21'de daha iyi bilançolar getirmesine ve kar marjının da yükselmesine sağlayabilir. O yüzden bu fiyatlarda gelecek günlerde olacağını söylemek biraz zor. Bunun haricinde piyasa çarpanları olarak baktığımızda aslında tarihsel ortalamaların oldukça altında. Yani mesela şirket fiyatı bölü satışlar çarpanı 3,85 seviyesinde, tarihsel ortalaması neredeyse 6 arkadaşlar. Yani eğer algılamaların iyileşmesi, giderek alıcıların burada artması halinde Pınar Süt'te de bu ortalama piyasa çarpanlarına ulaşabilir. Mesela şu anda ekranımızda Pınar Süt'ün o sözünü ettiğim satışlar, firma değerinin satışa olan oranı var. Buradan izlediğiniz gibi çok ciddi miktarda aşağıda bir hareketteyiz. Bakın şu anda 0,30'larda. Halbuki geçen yıllarda, yani 2012, 2013, 2014, 2015'lerde neredeyse 1'i bile zorlamış. Ama biz 1'i bile istemiyoruz. 15 TL uzun vadeli hedef fiyat burada olabilir. Biraz daha beklemek şartıyla. %62'lik bir artışa işaret ediyor. Tüketici güveni çok önemli. Yeniden söylüyorum. Yani orada bir artış olması halinde yukarı doğru hareket de burada yükselebilir. Yaşar grubunun borç yapılandırmasıyla ilgili bir süreç yaşanmıştı son 2 yılda. Bu da hissedeki olumsuz hareketin bir nedeni olabilir ama şirketin borç sorunu yok. Nakitleri, yani net borcunun FABÖK oranı 1.1, cari oran rasyoları da gayet güzel, yani ideal yerlerde. Şirketin kendisine ait bir borç sıkıntısı zaten yok. Ve Pınar Süt %5'e yakın temettü verimiyle çok da iyi bir temettü yatırımı, temettü şirketi, bunu da ifade edeyim. Şunu söyleyeceğiz, mobilyacılık sektörü, yeni söyleyeceğim şey, burada çok önemli. Hafta sonu Hürriyet Gazetesi'nde Vahap Munyar'ın bir yazısı var. Orada ABD Ticaret Bakanı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Orada mobilyacılık da mevzu bahis olmuş. O yazıyı okumanızı isterim. Yani Amerika'ya mobilya ihracatı bu ticaret olayının içerisinde de bir konu olabilir. Çok iyi bir ihracat artışları orada tahmin ediliyor. İki tane şirket var orada. Doğutaş, Kelebek Mobilya ve Yataş, biliyorsunuz. Doğutaş yani bilançosunda son 6 aylıkta 19.9 milyon zarar açıkladı ama esas faaliyet kârı 30.6 milyon lira kâr var. 2018 yılına göre 14 katlık bir artış var. Ciro'da %10 bir artış var. Yani ciro %10 artarken esas faaliyet kârı %1400 artıyor. FABÖK %300'e yakın artıyor. Kâr marjlarında 10 puana yakın artışlar var. İhracat var, 60 ülkeyi kapsayan bir satış ağı bulunuyor. Çok ciddi bir büyüme var. Yalnız Doğutaş'ın bir sıkıntısı, borç oranı yüksek. Net borç böyle FABÖK rasyosu 6.5'larda. Bizim çok istemediğimiz bir rakam. 4'ün üstünü çok istemeyiz. Cari oran %1'e yakın. Onu da 1'in üstü olsun isteriz. Ama yakın zamanda şirket Mart ayında sermaye arttırımına gitti. Tahsisatlı bir arttırım yaptı. Bu arttırımla beraber şirket ortağı 60 milyon liralık bir nakit verdi şirkete. Bu çok önemli bir şey. Yani bir firma ortağının 60 milyon lira, yani kendi şirketine cash enjeksiyon yapmış olmasını bizim için çok çok olumlu bir harekettir. O nedenden ötürü ilerisi için, yani büyüme açısından bu firmalar çok ciddi fırsat veriyor olabilir. 2017 yılında arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size, DGKLB'nin grafiğini açıyorum. Grafiğimiz bu. İşte bakın, 2017 yılında
%4,5 liralardan 1 liralara kadar düştü. Buralardan yeniden bir toparlanma yer olursa uzun vadede ciddi bir fırsat verir. Yataş aynı şekilde, onun da size grafiğini açmak istiyorum. O da 2017'nin yıllarında 11 TL'lerden 4 liralara geldi. Sonradan yeniden şu aralar 6'ya gitti. Yataş, Doğutaş'a göre daha güçlü. Net borç bölü favök rasyosu 1.1, hiç önemli değil. 6 aylıkta %30'luk ciro var. Net kar %65 arttı. Kar marjları 2 puan yükseldi. İhracat 2019'un ilk 7 ayında 2 kat arttı. Avrupa bölgesindeki satışlar geçen yıla göre %65 oranında arttı. Bunlar mesela çok önemli istatistikler. Yani ihracatta neredeyse %100'e varan bir büyüme var. O yüzden bu işten Yataş'ta ciddi miktarda bir fırsat sağlayabilir. 49 ülke ihracat yapıyor. Yurt dışında 55 mağazası var. 38 mağaza daha açacak. Yani bu da eğer güzel bir hareket olursa yukarı hareketi çok yüksek olabilir. Mobilyacılık hisseleri de uzun vadede enteresan fırsatlar sağlıyor. 21 dakika oldu. Petkim ve Sasa uzun vadedeki fırsatlarımız. Petkim'de hedefimiz 5-11, Sasa'da 12 lira, 13 TL gibi uzun vadeli hedefler var. Hatta yatırımların devreye girmesiyle beraber 2021'de daha da yüksek rakamlar olabilir ama piyasalar Sasa'da yatırımın devreye girip bilançoya yansımasını görmek istiyor. Bu çok önemli. O yüzden 3. çeyrekte bilançoda belirgin bir artış olabilir. Çünkü Haziran'da yeni bir yatırım devreye aldı. Aralık'ta bir daha alacak. 2020'de bir yatırımı daha devreye var. Bunları gördükçe fiyat artacaktır. Sabırlı yatırımcılar için Sasa iyi bir firma. Petkim de yine sabırlı yatırımcılar için oldukça olumlu bir firma. Ama Petkim de şu aralarda kar marjları biraz zayıf seyrediyor. 2020 yılında dünya ekonomisinde bir toparlanma başlamasıyla beraber daha yüksek kar marjları yapabilir ve o da güzel bir yatırım fırsatı verebilir. Evet arkadaşlar, hepsi bu kadar. Bununla beraber elbette ki güzel firmalar hala var, iyi şirketler var. Bu videoda onlardan bahsetmiyor olmam demek onların kötü olduğu anlamında olmaz. Bunu bir kere daha söylemek isterim. Bu Borsada Fırsat Hisseleri 2 videosu oldu. Borsada Fırsat Hisseleri 1 videosunda geçtiğimiz hafta yüklemiştik. Oradan da yine takip etmeniz mümkündür. Hoşça kalın, iyi günler.